Evet, ikinci saate başlıyoruz topraklarda. Toprakları bitirmiştik. Şurada bir iki üç sorumuz var. Onlara da bakalım. Sonrasında da yeni konuya geçelim arkadaşlar. Evet, bunu çözdük, bunu çözdük. Sıra geldi buna. Dediğim gibi eşleştirme yapmanızı isterler. Harita verip bunu her soru bankasında görürsünüz. Bu da çıkmış yine bir KPSS lisans sorusu. Şöyle bir bakın, bir iki dakika ben bekliyorum. Cevabı yazabilirsiniz. Bulan arkadaşlarınız. Bakalım. Çok parlıyor, gözümü alıyor. Ben, siz yaza durun. Ben şu bilgisayarın yerini değiştireyim. Çok parladı, arkadan ışık vuruyor gözüme. Şöyle. Evet. Heh, şimdi daha iyi oldu. Demin çok parladı. Yüzümü aldı arkadaş. Evet, bir A cevabını gördüm. Var mı başka cevaplayan? Yoksa cevaplayalım beraber. Peki, beraber cevaplayalım. Arkadaşlar, bir numaralı ile gösterilen yer burası arkadaşlar. Türkiye'nin en büyük Delta Ovası'nın olduğu yer Çukurova arkadaşlar. Çukurova. Delta Ovası varsa burada ne vardır? Taşınmış topraklar. Yani adrenal topraklar vardır. Taşınmış topraklar içerisinde Delta Ovası'nı oluşturan akarsulardır. Akarsuların oluşturduğu toprakları da biz alüvyal topraklar diyoruz. Yani burada A ile D şıkkı olabilir. Diğer şıkları rahatlıkla eleyebilir. Geldim 2 numaraya. 2 numarada ne vardır? Şöyle bir bakıyorum. Karadeniz'in kıyısı. İlk ders anlatmıştık. Hatırlayın. Karadeniz'de zaten ne olacak orada? Tabii ki kahverengi orman toprakları olacak. Baktığım zaman zaten aile D şıkkı kalmıştı. D'yi kafadan eledim. 2 numarayı da sağladım. 3 numarada Erzurum Kars platosunun olduğu yer. Burada da dünyanın en verimli topraklarından biri var. Yani Çernezyon toprakları. O yüzden cevap için A şıkkını diyebilirim. Bakın, gayet kolay bir soruydu. İşte toprakta gelebilecek soru kalıplarından en bilindiği, en basiti budur arkadaşlar. Kaçırmazsınız. Sadece tekrar edin ve soru çözün. Bir başka soru. Yine çıkmış sınav sorusu. Şöyle bir bakın, sonrasında cevabı yazın bana. Ben de bir iki dakika bekleyeyim. Bulduysanız yazabilirsiniz. Evet. Bir cevap geldi. Bakalım doğru mu? Diğer arkadaşlarınız da yazabilir bulduysa. Bulanlar yazabilir. Şöyle bir bakalım.
Evet, ben soruyu çözeyim. Başlayalım çözmeye. Aşağıdaki haritada numaralandırılarak gösterilmiş 5 alan ve bu alanların 4'üne ait toprak özellikleri verilmiş. Buna göre haritadaki alanların hangisine ait toprak özelliği verilmemiştir? Bakalım sırayla. Yazları yağışlı karasal iklim koşullarında yetişen yüksek boylu çayırlar altında oluşmuşlardır. Bir kere yazları yağışlı dediği için ne demiştik hatırlayın? Bizde yazı yağışlı iklim sert karasal iklimdir. Sert karasal iklimde Erzurum Kars yani Doğu Anadolu platosunda Erzurum Kars'ta görüldüğü için bu toprak türü çernezyondur. Bakıyorum beşincisi gitti yani E şıkkı gitti. Kalker anakaya üzerinde oluşan kırmızı renkli bu topraklara organik madde miktarı, topraklarda organik madde miktarı azdır. Bir kere kalker anakaya üzerinde oluşan demiş. Hatırlayın resimde de göstermiştik bunu. Bir kere kalker diyorsa, karstik arazi diyorsa kafadan nereye gideceğiz biz? Akdeniz bölgesine. O zaman 2 numarada gitti arkadaşlar. 2 numarada gider. Kalker diyorsa, karstik arazi diyorsa direkt Akdeniz bölgesine gidin. Burada vermiş olduğu toprak türü de arkadaşlar Terra Rossa topraklarından bahsediyor. Yıkanmanın fazla olduğu bu topraklarda asidik karakter gösterir. Asitik karakter yıkanma fazla sürekli yağış alıyorsa hangi bölgeye gittim o zaman ben? Kahverengi orman toprakları Karadeniz bölgesine gittim. D şıkkı da gitti. E gitti, D gitti ve B gitti. Kaldı bir öncülüm, iki şıkkım. Bakalım bünyelerinde bol miktarda çeşitli tuzlar bulunduran bu toprakların tarımsal verimi düşük. Hatırlayın tarımsal verimi düşük dedik. Solunçaklar dedik. Tuz gölü çevresinde yaygındır dedik. Şimdi tuz miktarı fazla diyor. Yani bol miktarda tuz var diyor. Tuz miktarı fazlaysa tabii ki uçu alın arkadaşlar. Tuz gölünün hemen yanı. Böyle olduğu zaman da burada özelliği verilmeyen şık öncül 1. Yani A şıkkı cevap A'ydı arkadaşlar. Şu üçünde sıkıntı yaşamamışsınızdır. 2'de, 4'te, 5'te. Ama şurada 1 ve 3'ü birbirine birazcık karıştırmış olabilirsiniz. Ama burada Tuz Gölü etrafında buharlaşma daha şiddetli. Türkiye'de buharlaşmanın en şiddetli olduğu yerdir zaten bilirsiniz. Yıl içerisinde oradaki Tuz Gölü'nün yüzeyi yıl içerisinde en çok değişen göldür arkadaşlar. Yani yarı yarıya küçülüyor neredeyse. O buharlaşmanın şiddetiyle birlikte. Ki kaldı ki buradaki buharlaşmanın şiddetinden dolayı tuz miktarı da çok fazladır. O yüzden burada 3 numaradan bahsetmiştir. Cevap ise aşk. Ve son soru arkadaşlar. Bu da 2019 galiba yanlış hatırlamıyorsam. Geçen senenin lisans sorusu. Bakın hemen hemen her sene bir soru gelmiş 2013'ten beri. 2017-2018'de. Yani soru gelmesi de dolaylı yollardan yine bu bilgileri kullandırıyorlar zaten size. Burada da şu soruya bir bakalım. Sonrasında da topraklar konusunu kapatacağım. Kursa geldiğimiz zaman zaten tekrar edeceğiz bu konuyu. Evet, biraz uzunca bir soru bekliyorum. Bulan arkadaşlar yazabilirler. Sonrasında cevaplayayım ben. Arada saçımızı da düzeltelim. Kuaförler de kapalı. Yani kazıtsak mı ne yapsak saçları çok düşünüyorum. Bir yandan da cesaret edemiyorum. Evet, bulan arkadaşlar yazabilir. Soru biraz uzun olduğu için bekliyorum. Evet, bir cevap geldi yine. Güzel. O zaman cevaplayayım. Şimdi arkadaşlar demiş ki Türkiye'nin bazı alanlarındaki eğimli yamaçlarda ormanlar toprağı tutar ve toprağa bol miktarda organik madde sağlar. Yani burada size soruyu böyle gözünüzde büyütmek için
Bol bol bilgi vermiş. Hani Türkçe'de paragraf soruları vardır ya, böyle açarsın yarım sayfa, bir sayfa dersin. Bunu şimdi kim okuyacak? Zaten başını okusan sonunu şey yapamıyoruz, unutuyoruz diye. Burada da size böyle soruyu böyle sanki zormuş gibi böyle uzatmış da uzatmış. Okuyalım bakalım. Başka neler demiş? Evet, ormanlar toprağı tutar iyi yamaçlarda. Ve toprağa bol miktarda organik madde sağlar. Bu yamaçlardaki organik maddelerin ayrışmasında oluşan organik asitler ayrışma olayının artmasına yardımcı olur. Ayrıca yağış miktarının fazla olması, topraktaki yıkanmayı arttırarak, yıkanmış toprak, bitki besin maddelerinin bir bölümünün topraktan uzaklaşmasını sağlar. Bu süreç asit reaksiyon gösteren organik madde yönünden zengin, koyu renkli toprakların oluşmasını sağlar. Yani diyor ki asit reaksiyon yönü, yani asit miktarı fazla, asitik topraklar oluşur. Aşağıdakilerin hangisinde bu tür toprakların yaygın olarak görülmesi beklenir? Arkadaşlar asit demiş, asit demiş, yıkanma demiş, yağış miktarı fazla demiş, yağış miktarı fazla, yıkanma fazla, asitik toprak, hangi toprak, hangi toprağa giderim ben ülkemde, hangi bölgeye giderim? Karadeniz'e giderim. Yani kahverengi orman toprakları. Şimdi Türkiye haritasını bir göz önüne bulundurduğunuz zaman şöyle bir çizdim yine kabataslak. Türkiye'de dağlar denize, Karadeniz'de paralel, Akdeniz'de paralel olarak uzandı. Şimdi burada belli başlı yerler vermişler. Hani birazcık da detay vermişler. Şimdi bakın, Karadeniz'in kuzeye bakan tarafında, bu dağların kuzeye yani denize doğru bakan taraflarında, kuzey taraflarında evet, bu toprak örtüsüne rastlarız, kahverengi orman. Ama buradan gelen nemlava kütlesi şuradaki Kuzey Anadolu dağlarını aşıp iç kısımlara gelemediği için, iç kısımlara ilerleyemediği için Karadeniz'in kuzeyinde, dağların kuzeyinde, Karadeniz'deki dağların kuzeyinde evet bu toprak örtüsüne rastlanır, kahverengi orman rastlanır. Ama güneye bakan yamaçlarında, Bayburt'ta, Gümüşhane'de bu toprak türüne rastlayamam. Çünkü bambaşka bir coğrafya var. Bayburt'ta, Gümüşhane'de, Giresun'da, Trabzon'da bambaşka bir coğrafya var. Bambaşka bir iklim var. Çünkü yer şekilleri müsaade etmiyor. O yüzden Kuzey Anadolu dağlarının kuzeye bakan yamaçlarında bu topraklara rastlayabilir. Toros dağlarının İç Anadolu'ya bakan yamaçları. Yani şuraları diyor size. Isparta, Burdur tarafını diyor. Böyle bir toprak türüne rastlamam orada. Batı Anadolu'daki dağların güney yamaçları. Yani şurada Ege bölgesinde kalan dağlardan bahsediyor. Olmaz. Bir kere çok yıkanma demiş, çok yağış demiş. Karadeniz'e gitmem lazım zaten. Ergen Havzası'ndaki plato, Orta Anadolu'nun tuz gölü çevresi. Bunlar da şıkları doldursun diye verilmiş bilgiler. Burada net olarak arkadaşlar Kuzey Anadolu dağlarının kuzeye bakan yamaçları. Kuzey Anadolu dağlarının Karadeniz'e bakan yani kuzeye bakan yamaçları olacak. Dediğim gibi yani olayı çok detaylandırmış, dallandırmış, budaklandırmış ama olayın mantığını kavrayan bir insan için zor bir soru değil. Topraklar böyle arkadaşlar. Şimdi biz gelelim kıyı tiplerine. Kıyı tiplerinden başlayalım. Ben şimdi şuraya bir Türkiye haritası getireyim. Türkiye haritası getireyim. Sonrasında da başlayalım. Şöyle ki bir Türkiye haritası seçeyim. Arkadaşlar şurada şu haritanın üzerinden ben size kıyı tiplerine bahsedeyim. Sonrasında bunun slaytını hazırlarım. Slaytta haftaya böyle bir kısa bir genel tekrar yaparız. Zaten söyleyeceğim şeyleri YouTube'dan tekrar tekrar dinleyebilirsiniz. Oradan dinleyip not alabilirsiniz. Veya haftaya gidersiniz de slayttan da bakıp not alabilirsiniz. Ben şöyle bir Türkiye'nin kıyı tiplerine şöyle bir giriş yapayım. Boyuna kıyı tipiyle başlayalım arkadaşlar. Türkiye'de görülen kıyı tipleri. Boyuna kıyı tipi dediğim zaman dağların denize bakın görüyorsunuz paralel olarak uzandığı, yerlerde görülen kıyı tipidir. Bizim ülkemizde dağlar denize nerede paralel uzanıyor? Bir, Karadeniz. İki, Akdeniz. O zaman Karadeniz ve Akdeniz'deki
Görülen kıyı tipi için boyuna kıyı tipi diyorum arkadaşlar. Boyuna. Karadeniz ve Akdeniz'de boyuna kıyı tipi gördüm. Peki boyuna kıyı tipinde ne gibi özellikler var? Sırayla şöyle bir yorumlaya gidelim. Zaten bunları çoğunu Türkiye'nin yer şekillerinde görmüşsünüz. Veya Türkiye'nin özel konumunu anlatırken bunlardan hep bahsediyoruz zaten. Yine sizin için bir genel tekrar olsun. Ben süren bitene kadar bununla şöyle bir devam edeyim. Kaldığımız yerden haftaya devam edelim. Kıyı diyor ki, kıyıdaki iklim iç kesimlere sokulmaz. Az önce soruyu çözerken söylediğim gibi. Buradaki dağlar denize paralel uzandığı için arkadaşlar bakın. Nemli hava kütlesi Karadeniz'den, Samsun'u biraz daha ileri tutabiliriz buradan. Karadeniz'den ve Akdeniz'den gelen nemli hava kütleleri arkadaşlar buradaki yüksek dağları aşıp iç kısımlara sokulanır. Bu da kıyı kesimler ile iç kısımlar arasındaki iklim farklılığını, toprak türü farklılığını, bitki örtüsü farklılığını ortaya çıkarır. Çünkü sokulamıyor nemli hava kütlesi. Yani bugün bir Bayburt'a Gümüşhane'ye bakıyorsun. Bir de Trabzon'a Rize'ye bakıyorsun. Birbiriyle alakası yok. Ama baktığın zaman ikisi de Karadeniz bölgesi. Şimdi bu tamamen Bayburt'a yapılmış bir haksızlık. Yani Trabzon ne güzel yemyeşil, mis gibi doğası var, tertemiz. Niye Bayburt'ta o bu kadar orman örtüsü yok? Niye Bayburt karasal iklim? Niye Bayburt bu kadar çok soğuk? İşte sebebi arkadaşlar buradaki yüksek dağlardır. Boyuna kıyıdır. Sonrasında kıyı ile iç kesimler arasındaki ulaşım zordur ve geçitlerle sağlanır. Çünkü burada önünde kocaman bir dağ var. Önünde yüksek engebe var, dağ var. E ne yapıyorsun bunu da? Geçitlerle, doğal geçitlerle sağlıyorsun veya tünellerle sağlıyorsun. Bu da ne yapıyor? Ulaşım. Ulaşımda maliyeti arttırıyor ve zorlaştırıyor. Yani Çubuk Geçidi, Sertavuk Geçidi, Gülek Geçidi, sonrasında işte Belen Geçidi, Akdeniz'de veya Zigana Geçidi, Kop Geçidi, Bülent Ecevit Geçidi, Uldaz Geçidi, bunların da hepsi veya Bolu Tüneli, işte bunların da hepsi buradaki boyuna kıyı tipinin etkili olmasının sonuçlarıdır arkadaşlar. Kıyıda koy, körfez, doğal liman sayısı oldukça azdır. Yani kıyıda böyle bir çok fazla girinti çıkıntı olmadığı için buralarda koy, körfez, doğal liman sayısı oldukça azdır. Ama Ege bölgesine baktığımız zaman daha farklı bir şey söyleyeceğiz. Boyuna kıyı tipinde bunlar az. Falez veya yalıyar oluşumu fazladır. Çünkü dağlar denize paralel olarak uzandığı için dalga geliyor. Buradaki dağı etek kısmına, yani şöyle çizeyim. Mesela şöyle bir dağ var. Geliyor burada deniz var. Dağlar denize paralel. Geliyor burayı sürekli oyuyor, oyuyor, oyuyor. Sonrasında burası artık düşüyor. Ve burası aynen şöyle bir diklik haline geliyor. İşte biz buna falez diyoruz arkadaşlar. Falez. Dağların denize paralel uzandığı, yani boyuna kıyı tipinde falez oluşumuna oldukça fazla rastlanır. Antalya'da oldukça fazla şekilde vardır arkadaşlar. Kıta sahanlığı veya şelf alanı oldukça dardır. Yani deniz birdenbire derinleşir. Şunu demek istiyor. Şimdi buradaki dağlar yüksek ya. E tamam, burası deniz kıyısı. Burası tam 0 metre. E şimdi baktığın zaman bir de bu dağın şöyle denizin altına doğru gittiği yer var. İşte biz buna kıta sahanı veya kara suları diyoruz. İşte burada da arkadaşlar 200 metre derinliğe hemen ulaştı ya. 200 metre derinliğe diyelim ki 50 metrede ulaştın. E ne oldu? Senin kıta sahanlığın oldukça dar oldu. İşte burada akarsu ne yapamaz? Gelip biriktirme yapamaz. Çünkü alan çok derin. Akarsu getirdiği malzemeyi sürekli ne yapacak? Derine indirecek, derine indirecek. E ne olacak? Derinlik çok fazla olduğu için biz buna kıta sahanlığı dar diyoruz arkadaşlar. Veya şelf sahası dar diyor. Boyuna kıyı tipinde kıta sahanlığı dar olur. Gerçek kıyı uzunluğu ile kuş uçuşu kıyı uzunluğu arasındaki fark azdır. Yani çünkü buralarda çok fazla girinti çıkıntı olmadığı için örneğin şu mesafeyi düşünelim. Şimdi sen arabayla yola çıktın. E kıyıda ne yaptın? Kıyı düz olduğu için çok girinti çıkıntıya uğramadığın için ne oldu? Dümdüz geldin ve bu mesafeye ulaştın. Ama eğer ya da şöyle düşün. Kuş uçuşu derken hani bir kuşu düşün. Bir kuş yola çıktı. Ne yaptı? Başladı. Dümdüz uçtu. Buraya geldi. Ne oldu? Aradaki fark çok fazla oldu mu? Olmadı. Neden? Çünkü kıyı düz. Kıyıda girinti çıkıntı yok. Ha sen böyle arabayla gittin. Ha da geldi. Kuş ha buradan buraya uçtu. Ne oldu? Fark çok fazla. Ama birazdan şimdi enine kıyı tipine geldiğimiz zaman bu farkın ne kadar fazla olduğunu göreceğiz. Arkadaşlar bunlar boyuna kıyı tipinin özellikleridir. Boyuna kıyı tipi dağlar denize paralel. Akdeniz ve Karadeniz'e
Gidiyoruz arkadaşlar. Unutmayın. Şimdi gelelim ikincisine. Enine kıyı tipi. Enine. Enine kıyı tipinde de arkadaşlar dağlar denize dik uzanacak. Dağlar denize dik uzanacak. Ben şöyle Ege bölgesinde, hani Menteşe yöresi biraz daha paraleldir ama şöyle dağların denize dik uzandığı yerleri şöyle bir çizdim. Bakın hangisi enineydi, hangisinde boyunaydı diye karıştırıyorsanız enine kıyı tipi baş harfine E harfi. Ege bölgesi baş harfine E harfi. Yani E, E. Yani Ege bölgesi enine kıyı. Bu şekilde de toplayabilirsiniz. Sizin için daha kolay olur. Ege bölgesinde enine kıyı tipi görülüyor arkadaşlar. Peki enine kıyı tipinde ne gibi özellikler varmış o zaman? Şöyle bir bakalım. Şurada da ben dağları çizdim. Kaz Dağı, Madra Dağı, Yunus Dağı, Boz Dağları, Aydın Dağları ve Menteşe Yöresi Dağları. Menteşe Yöresi Dağları'nda birazcık farklılık var. Neden farklılık var? Dikkat edin. Hepsinde dağlar denize dik olarak uzanıyor. Ama Menteşe Yöresi'nde dağlar denize biraz daha paralel olarak duruyor. Ama bu da Kırıklı Dağların içerisindedir. Ege bölgesindeki dağlardan biridir. Şimdi boyuna kıyı tipinde ne söylediysek enine kıyı tipinde de onun tersini söyleyeceğiz arkadaşlar. Ne söylediysek tersini söyleyeceğiz. Çünkü birbirine zıt tercih. Şimdi dedik ki boyuna kıyı tipinde kıyıdan iç kesimlere nemli hava sokulamıyordu dedik. Burada öyle bir şey yok arkadaşlar. Kıyıdan iç kesimlere nemli hava kütlesi şuradaki graben alanlarından, boşluklardan ne yapıyor? Rahatlıkla sokulabilir. Bunun en güzel örneğini Denizli'de görebiliyoruz arkadaşlar. Büyük Menderes olduğundaki Denizli'de. Denizli'nin kıyı uzaklığı arkadaşlar 200 kilometre. 200 kilometre. Yani Büyük Menderes oluğundan gidiyor Denizli'ye 200 kilometre kadar uzanıyor. İşte bakın 200 kilometre de bugün yani Kocaeli'den İstanbul'a git gel mesafesi. 200 kilometre. Bayağı mesafe var. İşte arkadaşlar dağlar denize dik uzandığı için Denizli'de nemli havayı görebiliyorsunuz. Denizli'deki nemli havayı görebiliyorsunuz. Çünkü sokuluyor. Oradaki nemli hava kütlesi iç kısımlara gidiyor. Dağlar denize dik uzandı. Burada arkadaşlar nemli hava kütlesi iç kesimlere gitti. Peki kıyı ile iç kesimler arasında büyük bir iklim farkı var mı? Yok. Kıyı ile İç kesimler arasında büyük bir toprak farkı yok. Bitki örtüsü farkı çok fazla yok. Çünkü oradaki nemli hava iç kısımlara gidebilir. Sonrasında ulaşım daha kolaydır. Ulaşım daha maliyetsizdir. Ulaşım için ekstradan tünellere, geçitlere ihtiyaç yok. Sonrasında devam ediyor. Kıyıda koy, körfez, doğal liman sayısı oldukça fazladır. Dikkat edin zaten girinti çıkıntı oldukça fazla arkadaşlar. Ben şöyle bir çizeyim size. Peki bu kadar kıyıda girinti çıkıntı olursa buradaki gerçek kıyı uzunluğu ile kuş uçuşu kıyı uzunluğu arasındaki fark da oldukça fazla çıkar artar arkadaşlar. Yani sen arabayla bir yola çıksan şu çizdiğim yeri komple böyle girintisini çıkıntısını takip edeceksin. Ama sen özgür bir kuş olsan şuradan yola çıksan ne yapacaksın? Dümdüz uçacaksın, geleceksin buraya. Bakın bir duvar, kuşun uçtuğu yer. Bir de senin bütün girintiyi, çıkıntıyı dolandığın şu var. Bununla bunun uzunluğu bir olur mu? Olmaz. O yüzden gerçek uzunluk ile kuş uçuşu uzunluk arasındaki fark da burada oldukça fazla çıkar. Kıta sahanlığı daha geniştir. Kıta sahanlığı geniştir. Yani deniz birdenbire derinleşmez. Deniz birdenbire derinleşmediği için burada arkadaşlar falez oluşumuna rastlamazsın. Falez oluşumuna rastlamadığın için de burada sen delta olanları ya yani delta alanlarına, delta ovalarına rahatlıkla rastlayabilirsin. Delta ile falez farklıdır. Biri akarsu aşındırma şekli, biri deniz akarsu biriktirme şekli, delta diğeri dalgaların aşındırma şekli falez. Yani bunlardan biri varsa biri olmaz zaten. Falezin olduğu yerde delta olur mu? Olmaz. Yani çünkü delta getirdiği malzemeye ne olacak? Oradaki dalgalar o malzemeyi zaten alıp götürür. Mümkün. Sonrasında şurada Menteşe Yöresi Dağları'ndan bahsetmiştik arkadaşlar. Menteşe Yöresi Dağları'nda da falez oluşumu var. Çünkü niye kıyıya biraz daha paralel durduğu için Ege bölgesindeki diğer dağlara göre kıyıya biraz daha paralel durduğu için burada da Ege bölgesinde burada da Menteşe Yöresi'nde Muğla'da burada da arkadaşlar falezlere rastlayabiliriz. Bilginiz olsun. Aynı zamanda Ege Denizi kıyıları, Türkiye'nin
En uzun kıyı şerididir arkadaşlar. 2805 kilometre uzunluğuyla, bakın şimdi Karadeniz böyle daha çok gibi duruyor. Böyle baktığınız zaman ta buradan burası diyorsun ama girinti çıkıntı yok. Düz. Buradaki girinti çıkıntı o kadar fazla ki, hani bunu bir yay gibi düşün. O yayın telini böyle açtığın zaman kocaman olur ya. İşte o yüzden Ege bölgesindeki girinti çıkıntı daha fazladır diyor. Unutmayın, enine kıyı tipi Ege bölgesinde, boyuna kıyı tipi de Akdeniz'de ve Karadeniz'de. Sonrasında devam edelim Ria kıyı tipine. Ria kıyı tipi. Verebildiğimiz kadarını verelim. Dersin sonuna kadar haftaya kaldığımız yerden devam ederiz. Arkadaşlar Ria kıyı tipi de şudur. Eski akarsu vadilerinin sular altında kalmasıyla oluşmuş kıyı tipi. Eski akarsu vadilerinin. Şimdi hatırlayın. Türkiye'nin jeolojik devirlerinde Ege Denizi 4. jeolojik zamanda oluşmuştu. Burada Egeyit Karası vardı. Bu Egeyit Karası Doğu Anadolu bölgesinin yükselmesine dayanamadı ve Egeyit Karası ne yaptı? Çöktü. Egeyit Karası çökünce Akdeniz'in suları ne yaptı? Geldi Çanakkale Boğazı'nı oluşturdu. Karadeniz'in suları geldi İstanbul Boğazı'nı oluşturdu. Sonrasında da ne oldu? Marmara Denizi oluştu. İşte bakın bu boğazların oluşması işte buradaki en alçak alanlardı. Buradaki eski akarsu vadileriydi ve buralar sularda durdu. O yüzden İstanbul Boğazı ve Çanakkale Boğazı Ria kıyı tipine örnektir arkadaşlar. Bir yer daha var. Şurada arkadaşlar Muğla Gökova Körfezi yine Ria kıyı tipine örnektir. Yani şu üç yer için ben buralarda Ria kıyı tipi görülür diyorum arkadaşlar. İstanbul Boğazı, Çanakkale Boğazı ve Gökova Körfezi, Ege Denizi'nde Muğla'da Gökova Körfezi. Buralarda arkadaşlar Ria kıyı tipi görülür diyoruz. Sonrasında gelelim bir sonraki kıyı tipimize. Dalmatça kıyı. Şimdi Dalmatça deyince hemen aklınıza ne gelecek? Bizim zamanımızda vardır, sizde de vardır. Çok kuşak farkı yok aramızda. Ria kıyı tipinde de arkadaşlar şunu bir sileyim. Ria kıyı tipinde de arkadaşlar hatırlayın Dalmatçalılar var. Ria diyorum. Dalmatça kıyı tipinde 101 Dalmatçalı vardı. Orada böyle benekli köpekler var. Veya bunun en güzel örneğini gördüğümüz ülke Hırvatistan. Özellikle de erkek arkadaşlar daha iyi bilir. Hırvatistan futbol milli takımının arkadaşlar forması hep böyle kırmızı beyaz, kırmızı beyaz damalı. İşte bakın burada da Dalmatça kıyı tipindedir. Tabii şimdi slaytını hazırlayamadığım için gösteremiyorum ama ben tam konuları biz farklı farklı ilerletiyorduk. Şöyle bahsedeyim. Şimdi yine dağların denize paralel uzandığı yerlerde görülüyor. Dağların denize paralel uzandığı yerler. Kıyıdan baktığınız zaman şöyle sadece dağların tepe kısmını görüyoruz. Çünkü burası deniz suları yükselmiş. Deniz suları yükselmiş. Şurası kıyı olsun. Kara parçası olsun. Sen bu kara parçasından baktığın zaman şöyle sadece dağların zirve kısımlarını, tepe kısımlarını görüyorsun ve böyle benekli benekli görüyorsun sahilde. İşte o yüzden bunlara biz Dalmatça kıyı tipi diyoruz. Peki bizim ülkemizde var mı? Tabii ki var arkadaşlar. Zaten olmasa şaşırırız. Bizim ülkemizde cennet vatan Türkiye'de ne ararsan var. Dalmatça kıyı tipine de arkadaşlar Antalya, Kaş, Finike arasında rastlıyoruz. Şu bölgede ufak bir yerde ama var mı? Var. Sorularda buna dikkat edin. Yani sana Dalmatça kıyı tipi ülkemizde görünmez derse yanlış bir bilgi. Antalya, Finike, Kaş kıyılarında da Dalmatça kıyı tipine rastlıyoruz. Sonrasında dördüncüsü limanlı kıyı tipi. Burada da Konya'da körfezlerin önlerinin kıyı oklarıyla kapatılması sonucu oluşan kıyı tipi. İstanbul'da ve Sinop'ta var arkadaşlar. Büyük çekmece, küçük çekmece. Dikkat edin. Büyük çekmece, küçük çekmece, büyük çekmece. Ve bir de Sinop'ta arkadaşlar. Sinop tam şurası. Burada da arkadaşlar limanlı kıyı tipine rastlıyoruz. Yani detay ama limanlı kıyı tipi ülkemizde var mı? Var. Bilin. Bir de arkadaşlar büyük çekmece, küçük çekmece gölüne dikkat edin. Özellikle de bir de şurada Durusu Terkos Gölü var. Küçük çekmeceden Durusu Terkos Gölü'ne yani küçük çekmece, Sazlıdere Barajı oradan da Durusu Terkos Gölü. Bu neyin güzergahı? Kanal İstanbul'un güzergahı. Dikkat edin çok tartışıldı, çok sıklaştılar bu koronadan önce. Çıkabilir, gelebilir güzergahı.
Bir de Küçükçekmece Gölü Durusu, Terkos Gölü, Kanal İstanbul yapıldıktan sonra artık ne olacak? Göl olmaktan çıkacak. Bunlara dikkat edelim. Altıncısı ve sonuncusu da kalankılı kıyı tipi arkadaşlar. Kalankılı kıyı tipi. Burada da arkadaşlar hatırlarsınız belki yazdıklarınıza en son bakacağım konuyu bitirdikten sonra. Bu karstik kayaçların yaygın olduğu yerlerde görülen bir vadi vardı. Kanyon vardı. İşte bu kanyon vadilerinin de deniz sularıyla dolmasıyla sonucu oluşan kıyı tipi. Bizim ülkemizde de var mı? Var arkadaşlar. Nerede görülür diyorsanız da Mersin Taşucu'nda, yani şuralara denk geliyor. Yerini çok bilmeseniz de önemli değil. Sadece kalanklı kıyı tipi var mı? Var. Bunu bilelim yeterli. O zaman sırayla bir sayalım süremizi bitmeden. Boyuna kıyı tipi var mı? Var. Enine kıyı tipi var mı? Var. Ria kıyı tipi var. Dalmatça kıyı tipi var. Limanlı kıyı tipi var. Kalanklı kıyı tipi var. Toplam 6 tane kıyı tipi saydım. Türkiye'de görülen. Sonrasında Türkiye'de görünmeyen bir de kıyı tipleri var. Onlardan da bahsedeyim. Mesela fiyortlu kıyı tipi, Skager kıyı tipi. Türkiye'de var mı? Yok. Neden yok? Bunlar daha çok kutup bölgelerinde görülen kıyı tipleridir. O zaman görülmemesinin sebebi biz kutup bölgelerine yakın değiliz. Biz neredeyiz? Orta kuşaklıyız. O zaman orta kuşak diyorsam matematiksel konumun bir sonucudur. Skager kıyı tipi veya Watt'lı kıyı tipi. Bunlar da gel git etkisinin fazla olduğu yerlerde görülüyor. Okyanus kenarlarında eski buzul akarsu vadilerinin sular altında kalması. Haliç'te Watt'lı kıyı tipi de arkadaşlar okyanusa kıyısı olan yerlerde. Okyanusa kıyısı olan yerler. Bizim okyanusa kıyımız var mı? Yok. O zaman bu bizim özel konumumuzun bir sonucudur. Özel konuma bağlı olarak bizde Haliç'te veya Watt'lı kıyı tipi yok. Fiyort veya Skager kıyı tipi eski buzul vadileriyle alakalı. Bizde buzul vadisi var mı? Yok. Çünkü niye orta kuşaktasın? Ama Norveç'te, İsveç'te, Finlandiya'da, yani İskandinav ülkelerinde kutuplara yakın yerlerde fazlaca var. Hatta Mahsun Kırmızıgül'ün bir filminde geçiyor. Güneşi gördüm. Eski bir film. 2008-2009 falan. İzlemediyseniz izleyin. Güzel bir film. Orada işte Norveç'e göç ediyorlar. Orada Norveç'te işte dayıları falan var. İsveç'te, Norveç'te. Sonra Norveç'te bir yere oturuyorlar. Adam diyor buralar ne güzelmiş diyor. Yemyeşil diyor. Bizim oralar böyle değil diyor. O da diyor bunlara diyor. Fiyort derler diyor bunlara diyor. Falan filan diyor. Anlatıyor orada. Görürseniz izlemediyseniz izleyin arkadaşlar. Bir de Mercanlı kıyı tipi var. Mercanlı kıyı tipi. Mercanlı kıyı tipinde de arkadaşlar bunlar mercan resifleri. Mercan resiflerinin üst üste birikmesiyle oluşuyor. Hatta böyle internette görürsünüz. Turkuaz renginde böyle parlaktır. Turkuaz renginde parlaktır. Bunlar da ekvatoral bölgede görülüyor. Özellikle de Avustralya kıyılarında fazlaca görülüyor arkadaşlar. Yine bizde olmamasının sebebi ekvatoral bölgede değiliz. Ekvatoral bölgede olmadığımız için bizde mercanlı kıyı tipine de rastlanmıyor. Son olarak tekrar edeyim, bitireyim. Bizde görülenler enine var mı? Var. Boyuna var mı? Var. Riya var. Dalmatça var. Kalanklı var. Limanlı kıyı tipi var. Bizde olmayanlar fiyort yok. Skayer yok. Haliçli kıyı tipi yok. Vatlı kıyı tipi yok. Biz dedik. Mercanlı kıyı tipine de bizde rastlamazsınız diyoruz. Hangi güzergahı tekrar edeyim? Bir daha söyler misin? Süren bitmeden bakayım. Kanal İstanbul güzergahını tekrar söyleyeyim Kanal İstanbul'u o zaman. Arkadaşlar Kanal İstanbul genel kültür yani illa coğrafyada gelmez. Güncelde de gelebilir. Hani ben hep böyle anlatırken güncel bilgileri de vermeye çalışıyorum. Arkadaşlar Küçük Çekmece Gölü'nden başlıyor. Küçük Çekmece. Oradan Sazlıdere Barajı, Küçük Çekmece, Sazlıdere Barajı. Oradan da Durusu Terkos Gölü'ne gidiyor. Yani şu çizdiğim istikamet. Dikkat edin. Aynı zamanda burada Durusu diğer adıyla Terkos Gölü ve Küçükçekmece Gölü Kanal İstanbul yapılırsa ne olacak? Göl olmaktan çıkacak. Çünkü artık sularını denize ulaştırabilecek açık bir kanal haline gelecek. Buna dikkat edin, bilginiz olsun. Zaten göller konusunda işlemişsinizdir. Küçükçekmece, Büyükçekmece, Durusu, Terkos. Buralar kıyı set gölüydü. Yani birer lagündü de arkadaşlar. Arkadaşlar kıyı tipleri de bu şekilde haftaya böyle buna kısa bir tekrar yaparız. Bununla ilgili çıkmış sorular varsa ben yine bulurum ona da bakarız. Doğal afetleri işleriz sonrasında da nüfusa geçeriz haftaya arkadaşlar. Nüfustan devam ederiz. Sizin
fizikiniz bitiyor. Beşeriye geçiyorsunuz. Biraz daha rahat konulardır. Biraz daha eğlenceli konulardır. Çünkü fiziki de hiç duymadığınız kelimeler, ağır kelimeler, sürekli jeoloji, jeomorfoloji insanı sıkabilir. Ama beşerilerini pozisyon, yerleşme, daha çok hayatın içinden şeyler ön plana çıkıyor. O yüzden daha rahat yorum yapabileceğiniz şeyler, bildiğiniz şeyler. Ama fiziki de önemli, beşeri de önemli. Yani ülkenin her yeri önemli, her şeyi önemli bilmek lazım diyorum. Bana sormak istediğiniz bir şey var mı? Yayını kapatacağım. Dinlediğiniz için, katıldığınız için teşekkür ederim. Haftaya kaldığımız yerden devam ederiz. Coğrafya derslerine ben geleceğim. Benle devam edeceğiz. Sizin için de, benim için de. Hayırlısı olsun diyorum. Yayını kapatıyorum arkadaşlar. Sorunuz yoksa şimdiden herkesin tekrar Ramazan'ı mübarek olsun. Bugünlerde inşallah Allah dualarımızı kabul etsin. Tez zamanda bitsin bu sıkıntılı günler diyelim. O zaman görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize dikkat edin. Zaten sürede bitiyor. Kapatıyorum ben yayını. Görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin.